Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Pendik İstanbul'dan sesleniyoruz. Asya İnşaat Yapı Dekorasyon firmasına konuk olduk. Ve firma sahibimiz Sayın Yunus Toksöz ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Yunus Bey. Merhabalar. Yunus Bey, burası gerçekten çok keyifli bir mekan, çok ferah bir mekan. Hani derler ya, yapılan iş bulunduğu mekan kişinin aynasıdır. Gerçekten burası da inşaat sektörü anlamında muhteşem bir dekorasyonla bizlerle buluşturulmuş. Diyorsunuz ki biz yaptığımız işimizin aynısı. Değil mi? Bu anlamda Asya İnşaat deyince gerçekten çok yeni bir firma, çok bebek bir firma. Ama bu firma ben biliyorum ki çok hızlı koşacak. Çünkü tüm yılların tecrübesi Asya İnşaat'ta buluşturuldu. Tabii ben bu hikayeyi yaratıcısından dinlemek istiyorum. Asya İnşaat nasıl doğdu diyorum. Şimdi biz yaklaşık 2000'li yıllarda inşaat sektörü içerisinde İnşaatla tanıştık, yerimizi aldık. Ciddi anlamda çalışmalarımız da oldu. Daha sonradan işte bu senenin başında Asya İnşaat olarak kendimizi tamamıyla ayrı bir bölgede, daha yeni gelişen bir bölgede ciddi anlamda inşaatta devam etmek adına böyle bir yer açtık. Ciddi anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Kurumsal, profesyonel bir ekibimiz var. Şu anda bölgede çok iddialıyız. Yeni olmamıza rağmen çok hızlı ve gayet iyi yol kat ettik. Emin adımlarla çok ilerliyoruz. Çok emin adımlarla. Çünkü çevremiz gerçekten çok bu işi en iyi yapan müteahhitlerle, bu işi en iyi yapan çalışma arkadaşlarımızla dolu. Onların da destekleriyle şu anda emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz. Süper. Burada o kadar güzel bir konuya değindiniz ki gerçekten inşaat deyince, dekorasyon deyince, yapı deyince bir ekip geliyor aklımıza. Buradan sevgili uzman kadromuza da çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Burada tabii ki müşteri memnuniyeti gerçekten çok ön planda alınarak bu keyifli firma bizlerle buluşturuldu. Asya İnşaat adı altında. Çünkü diliyorsunuz ki müşteriler hiç yorulmasın. Tek bir mekanda tüm işleri rahatlıkla halledilsin. Mutlaka öyle. Şimdi bakın, bizim sektörün en büyük sıkıntısı güvendir. Bütün sektörlerde var bu. Ama diğer sektörlere baktığınız zaman sektörlerdeki rakamlar çok küçük olduğundan o fazla göz şeyine gelmez. Ama bizim sektörde sonuçta bir insan buna belki bir 25-30 sene çalışıyor. Almış olduğu bir tazminat ücretiyle ve üzerine kredi çekerek. 10 yıl kredi çekerek ev sahibi olmaya çalışıyor. Ve aradaki meblağlar yüksek. Kazançlar yüksek. Ve tabii bu kazançları farklı anlamda algılayıp da insanlara farklı şekilde yapıp daha sonradan da bizim sektörü kötüleyen insan çok. Hani çalışma olarak. Maalesef ki bu sektörün ondan de bir dolayı, merdiven altı. Tabii mutlaka. Ondan dolayı zaten bizim sektörde güven çok önemli. Ha, bu güveni verebilmek için de tabii en önce dürüst çalışmak lazım. Neyse doğrusu onu söylemek lazım. Hiçbir zaman müşteri çıkarlarını arkada bırakmamak lazım. Bir müşteri bence hangi sektör olursa olsun müşteri memnuniyeti bence müşterinin menfaatini gözettiğin sürece olur. Kesinlikle katılıyorum. İnşallah bu keyifli düşünceler uzun yıllar boyunca bizlerle olur. Burada gerek yapsat anlamında bizlerle buluşturduğunuz keyifli daireler, gerekse gelen konukların daireleri ve gerekse de bu dairelerimizin içi anlamında A'dan Z'ye tüm yelpaze burada uzman kadro tarafından yapılmakta. Yapılır. Biraz da bu konuları açabilir miyiz? Şimdi biz inşaat olarak Asya İnşaat adına şu anda Altkay Enerji'de yeni bir projemiz olacak. Şu anda bakanlık yazışmalarımız devam ediyor. Olursa 500 dairelik bir projemiz olacak. Onun dışında bireysel olarak bölgede ihtiyaçları karşılama adına çalışmalarımız, gayrimenkul üzerine satış kiralama çalışmalarımız var. Onun için ayrı bir ekibimiz var. Bunların da dışında gerek ofisler, gerek iş yerleri, ev, restoran, bu tarz yerlerin tamamını, dekorasyonu anlamında onun için de ayrı bir ekibimiz var. Bu ekiplerin tamamı da illaki tabii ki şeylerimiz var ama hep profesyonel, daha her seferinde üstüne bir şey koyabilen bir ekip.
Yani her işin uzmanlarıyla çalışıyoruz kesinlikle anlıyorum ben öyle, burada. Kesinlikle öyle. Çalışmaya çalışıyoruz. Her seferinde de üstüne bir şey koyuyoruz. Şu anda müşterilerimizden aldığımız tepkiler de her zaman çok olumlu. İnşallah böyle devam edecek. Çizgimizi bozmamaya çalışıyoruz. Süpersiniz. Biraz evvel de vurguladığım gibi gerçekten Asya İnşaat deyince güven ve müşteri memnuniyeti akla geliyor. Buraya gelen konuklar hiç yorulmadan birçok işini tek bir mekanda yapabilmenin ayrıcalığını yaşıyorlar sizler ve uzman kadronuz sayesinde. Bu doğrultuda hedeflerin büyük olduğunu düşünerek sormak istiyorum. Hedefler neler ileriye yönelik? Hedefler biz sadece bulunduğumuz bölge itibariyle değil, İstanbul genelinde Asya İnşaat'ı en iyi konuma getirebilmek, gerek yapmış olduğumuz yapılarla gerekse de müşteri potansiyelimiz, portföyümüzle bu işte bir numara olmak. Süpersiniz. İnşallah bu güzel düşünceler en kısa sürede bizlerle olur. Peki bizler, yani biz müşteriler, biraz evvel vurguladığınız gibi sizleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz ki sonrasında başımız ağrımasın diyelim? Öncelikle kurumsallık, ona çok dikkat edilmesi lazım. Onun dışında bir konut alırken, buradan başlayayım isterseniz, bir konut alırken o konutun uzmanına bırakılması lazım. Yani kulaktan duyma, vatandaşlarımız öyle yapıyor, kulaktan duyma şeylerle işte dairenin iskanı var mı, şusu var mı, busu var mı? Hani bu kendisini bağlamayan konular değil de tamamıyla uzmana bıraktığı takdirde... Değil mi? Uzmanlık gerektiren konular tabii gerçekten. Tabii ki. Orada daha verimli olacaktır bu işler. Bizle ilgili kısımda da yani bu işi yapabilmek için... Yani değil mi? Referanslar burada çok ön plana. Kaç yıldır burada, kaç yıldır bu işi yapıyor, yapmış olduğu işler neler? Tabii ki. Hangi müşterilerle çalışmış, onların aldığı memnuniyet neler? Bunları yani gelip bizzat kendimiz şahıs olarak araştırdıktan sonra karar vermemiz herhalde en doğru seçim zaten olacak. Zaten şöyle bir şey, kötü bir haberi yaymak çok kolay. Çok hızlı yayılır, bunu tahmin bile edemezsiniz. İyi bir izlenim biraz zor yayılır ama yayıldığı zaman da kolay kolay sırtı yere gelmez. O kötü izlenim çok hızlı yayıldığından dolayı mutlaka bir şekilde birileri duyurulur. Ben buradan şunu anlıyorum. Burada gerçekten güven çok çok önemli. Yapılan işler, atılan imzalar çok çok önemli. Ve bizler böyle keyifli işlerden yararlanmak istiyorsak kurumsal firmaları, sizler gibi yani sabit olan yeri bilinen firmaları tercih etmeliyiz ki sonrasında mutlu gülümsemelerle bu kapıdan ayrılalım. Ben sunduğunuz hizmetler için, kaliteniz için, sevgili uzman kadronuz için ve her şeyden önemlisi gülen yüzünüz için sonsuz teşekkürler ediyorum. Biz teşekkür ve ederiz. Çalışmalarınızın, başarılarınızla birlikte uzun ama çok uzun yıllar bizlerle olmasını diliyorum. Sevgili Asya kızımızın adı, ikinci nesil gelmiş, henüz bebek ama ben diliyorum ki üçüncü, dördüncü nesiller boyu da bu güzel firma İnşallah. Hep bizlerle olsun. Saygılar olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Pendik İstanbul'dan Asya İnşaat Yapı Dekorasyon firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli sohbetten sonra geçen 14 yıldan sonra artık inşaat ve dekorasyon deyince adres ve marka belli olmuş diyoruz. Asya İnşaat, söz Merkez Stüdyolarında.